Bakanlığı her yıl yaptığı denetimlerin sonunda gıdada hile listesini açıklıyor. O listenin içinde sakarın olmadığı bir zaman olmuyor. İşte eşek eti, at eti karıştırılmış et ürünleri firmaların, biz de sokakta vatandaşlar et ürünlerini tüketirken neye dikkat ediyorlar? At, eşek eti ile ilgili neler söyleyecekler? Halk elinde farkıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Maç kodu Sakarya'da gıda hile yaptığını, at eti, eşek eti. Ha, bir duyduk, evet biliyoruz. Neler yani, bu Sakarya'da çok çıkıyor zaten yani, hep duyduk. Yani insanların arsızlığından diyebilir miyiz yani? Pahalı. Ne pahalılık Allah aşkına ya, işte pahalılıktan değil. Hayır, bence o vicdansızlıktan. Yani bir insanın sağlığıyla yani oynamak, değerleriyle oynamak. Yani tabii ki açgözlülükle alakalı. Açgözlülük yani. Zaten fiyatlar çok yüksek. Tabii ki etmeye çalışıyoruz ama bilmediklerimiz sonradan çıkınca da üzülüyorum açıkçası. Keşke orada yemeseydim zaten diyorum mesela. Yani et denk geldiği zaman. Peki varsayalım ki at eti yediğiniz ortaya çıksa ne düşünüyorsunuz? Ya üzülürdüm tabii ki. Hatta uzun çarşıda bir tane vardı, orada sonradan çıkmış. Biz orada hep yemek yiyorduk yani. Sonra oraya çıktığını duyduk yani, evet. Yapabilecek bir şey yok yani, yedik yani. Evet, hatta o kaç sene öncesiydi? 3-4 sene öncesiydi. Ve uzun çağrı çok da ünlü bir yerde orası. Sürekli gittiğimiz bir yerdi. Geçen at eti, beygir eti yedik. Haberlere çıktı ya da pazarında. Bunu nasıl yapıyorlar? Bundan ayrı dediler. 18 tane firmanın ismi açıklandı. Ha, açıklandı, tamam. Siz yani bu ürünleri alırken ne yapıyorsunuz? Buraya dikkat ediyorsunuz. Bunları anlatsana. Abi ben böyle örüntüden almıyorum. Yani kendi etimi yapıyorum kurbanlar kurban. Yani o yüzden marketlerden sosyal, salam, sucuk hiç almıyorum ben. Bilmiyorum ya, ben bir şey almıyorum. Hiçbir şey almıyorum abi. O siz de biliyorsunuz. Kasaptan alıyoruz genelde, tanıdık kasaptan. İşin bir türlü Sakarya'nın düşmüyor. Abi de eşek eti. Düşmez. Ha, kedi eti bile yediriyorlardır yani. Gıda şeyleri denetlemesi lazım. Yani. Git gıda firmalarını denetlemeler ya, lazım bu yani. Firmalar ne olur? Abi bunu hükümet yapması lazım. Kapatmaları lazım. Kapatmaları lazım. Bir de hükümet bunları yapması lazım. Yani. Tabii, denetlemesi lazım yani. Denetlemesi lazım. Bir daha bu işleri yapmasın. Yapmasın. Tabii ya, ceza kessin. Bir daha kapatsın. Kapatsın ya. Niye sen? Ya ben şimdi şöyle belirli yerden alışveriş yaptığım için hani oturup şeylere bakmıyorum. Mesela güvendiğim, bildiğim film olarak demeyeyim de yani dükkan olarak, market olarak da oraya gittiğim zaman orada alışveriş yaptığım için. Yani bunun ceza kesilmemesi lazım. Bu firmaların ebediyen kapatılması lazım. Açık söylemek gerekirse firmalar tamamen kapatılacak ve bu firmalara hiçbir zaman yeniden açılım izni verilmemesi lazım. Külliyen kapatılması lazım. Hakkıyla güzel işini yapanlar meydanda olması lazım. Ben bunu söylüyorum. Bana göre bu. Ama sağlığını düşünen arkadaşlarımız, yani kardeşlerimizi söyleyeyim, almasınlar market gibi yerlerden alışveriş yapmasın. Doğru. Sakarya'nın adı çekti. Ne diyorsunuz bu at eti, eşek eti, ete karıştı? Dua edelim ki domuz eti değilmiş, at eti, eşek etiymiş yani. Beterin beteri var. Doğru değil mi? He? Yani ne olması lazım? Caydırıcı olması için kanun olması lazım. Kanunların caydırıcı olması lazım. Yani bu adam yakalandığı zaman ömür boyu bu ticareti yapmaması lazım. Aynen dediğin gibi. Yani o adamın o örnek veriyorum mesela. Çatalköprü'de bir tane sucuk yapan, imal eden bir et firması. Adamın ticari şeyini iptal edilmesi lazım. Kanun yok. Erenler de var. Tabii ki. Var, eyvallah var. Abi. Kanun yok. Yani kanunlarda bir caydırıcılık olması lazım. Türk Ticaret Kanunu'nda bir şey yok ki. Şimdi yani şeyi yok yani. Mesela bakıyorsun şeylere, marketlere fiyat şeyi. Yok, fiyat istikrarı yok. Yani yok ki. Bu ürünleri alırken markette dikkat ediyor musun? Bakıyor musun? Hepsine dikkat ediyorum. Hepsine. Hepsine dikkat ediyorum. Vallahi kişneyenler bir veterinere görünsün derim. Ateşe gitti yani yemiş olanlar zaten ya belirtileri kişnemeyle çıkar abi. Bir görünsünler yani. Gerçi bende öyle bir şey yok, hamdolsun da. Daha söyle, ateşe yiyenler. Yok yok. Hani bir kişneme, bağırma belirtileri olanlar bir veterinere görünsün abi yani. At eti yemiş olabilirler diyor yani. Artık diyor. Oraları fazla karıştırmıyor. Vallahi günümüz ekonomisine bağlı şimdi ya. Yani adamlar maliyetleri birbirine yanaştıramıyor. Hesaplar birbirine uymuyor. Adam da o yola başlıyor. Sen mesela yani et ürünleri marketten alırken öyle ucuzlardan mı? Abi keşke et alsak da bakabilsek ya. Et alamayız ki.
Öğrenciyi adamız nasıl alacağız? Ne diyeceksin bu gıda hilekarlarına? Ha vallahi Allah sonumuzu hayretsin. Nereye kadar gidiyoruz belli değil. Dışarıdan mümkün olduğu kadar bir şey yememeye çalışıyoruz. Neye dikkat ediyorsunuz? Mesela marketlere gittiğiniz zaman o iş listem görmüş mü? Gıdalar falan. Asıl işlem görmüş, ben gıda tüketmemeye çalışıyorum. Hatta sıfır yani elimden geldiği kadar tüketmiyorum. Ve bildiğim, daha incelediğim markalara bakıyorum. Tarım Bakanlığı her yıl bir liste açıklıyor. O listenin içerisinde Atatürk, Eşitlik, hep Sakarya o listenin içinde var mı? Var maalesef. Denetim mi yok? Denetim yok. Onun denetim olmadığını düşünüyorum. Eğer hala bir başlardaysak, listenin başlarındaysak demek ama ki bir denetleme yok. Başka bir şey mi var? O da olabilir, evet. Bilmiyorum tabii de. İlk defa duyuyorum şimdi ben böyle hem denetim olup da. Ha, belki de evet. Ne diyorsun? Yani bilmeyerek eğer tüketiliyorsa gerçekten çok büyük sıkıntı yani. İnsanlar sağlığıyla bile bile oynanıyorsa çok büyük sıkıntı. Ben bilemiyorum. Kesinlikle çok sıkı tedbirler alınması lazım. Cezaların çok kesinlikle ağır olması lazım. Eğer böyle bir şey varsa, tespit edildiyse. Bugün açıklanmış bir liste var. Ama cezalar caydırıcı olmalı. Bunun dışında dediği gibi denetim. Aynen caydırıcı olmaya işte ne bileyim ben iki kere aynı cezayı verdiğimde üçüncü de o firma kesinlikle kapanmalı. Bence böyle. Çok 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 hakikaten çok. Bu önüne yine geçemiyorlar bunu. Acaba ne olacak bu? Kimse de şey etmiyor yani. Cezası ne olmalı? Yani ben cezası firma denen o şeyin merdiven altı herhalde üretilen yer. Orasının olduğu gibi kapanması lazım. Bunları adım adım takip edip bunları efendime söyleyeyim. Men etmeler lazım, ticaretten men etmeler lazım. Bence öyle. Peki siz bu et ürünleri alırken neye dikkat ediyorsunuz? Ha, şimdi ben et ürünleri alırken malum şimdi emekliyim ben. Nerede hesaplı yer oraya gidiyorum ama belirli hesaplı olan yer. Mesela BİM. Atıyorum BİM. Orada büyük bir ihtimalle %80, %90 zannediyorum ki bir hile olmaz. Yani şey olarak böyle merdiven altı gibi bariz bir şekilde atıyoruz. Güveniyoruz en azından. Herkes gibi gidiyoruz. Peki yediğiniz ette böyle eşek eti afeti çıkmış olsa ne düşünürsün? Tabii ki şikayet edersin. En azından o firmanın kapanması için veyahut da büyük ceza alması için gerekli mercilere gerekli mercilere şikayet ederim. Bence niye sürekli bu Sakarya bu listeden düşmüyor, adet değil. Şimdi beyefendi ben Balıkesirliyim aslen. Burada emekli olduktan sonra 15 senedir burada ev yaptık, orada oturuyorum. Yani uzun lafın kısası her yerde var bu. Sadece bir yere bas değil, her yerde var. Ama burası siz tabii şimdi bir gazeteci, yerel gazeteci olur. Yani sizin kendi mesleğiniz icabı her yerde dolaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Ama her şehirde var bu yani. Kocaeli'nde var, bilmem Sakarya'da var, bilmem ileri gidin. Kişinin ahlakına, üreticinin ahlakına tabii, kalmış. Tabii, tabii. Herkesin öyle, sizin dediğiniz gibi. Şimdi bu ne bileyim işte milletin şeyinden oluyor bu paraya tutkunluğundan. Yani açgözlüğünden. Her sene düşmüyor bu Sakarya listeden. AKP şekeri çıkıyor bu ürünler. Abicim ben köylüyüm. Benim zamanımda yani gençken meralar attan geçinmiyordu. Şimdi köylerde bir at yok. Mesela o orman köy, o orman kenarlarında hep görüyoruz at eti şeyleri var, kemikleri vardı yani. Şimdi yok at falan yok ya, yani. At bitti bilmiyorum. Peki ya bu konunun gündemden düşmesi için ne yapılması lazım? Ceza abi şimdi, ya, ceza şimdi ceza tabii ceza şart ama bir de kapatma cezası olması lazım yani. Uzun süre yani. Ha. Yoksa başka türlü. Ama abi şimdi bir de şu var. Bu eşek eti alanlar yani bunu bilerek alıyor herhalde yani. Ya bilmeyerek mi almıyor? Bilmeden alıyor. Bilmiyorum işte. Piyasa güven yok ya abi. Güven hiçbir şeye güven yok. Bak enflasyon düşüyor. Ben düşüyor inanmıyorum. Ne düşüyor? Bir teneke yağ alırım. Bey hanım da bir benim evde. Çocuklar ayrıldı, evlendi neyse. Bir teneke yağ öbür ay gidiyorum alamıyorum. 15-20-30-50 lira zam gelmiş yani. Şuradan söyler misin? At eti ve şekeri karıştıran hile yapan. Gıda terörlerine ne söylemek istersin? Abi işte söyleyeceğim, söylüyorum yani. Son, şimdi son bunu devletin şey. Burada çok sıkı önlem yapması lazım ki kapatma cezaları verilmesi lazım. Başka türlü bugün para cezası veriyorsun ama
o yerine geliyor yani, o para geliyor. Abi sağ ol.